küçük şirketleri de var. Ben devam edeyim. Ben hatta bu kadar dosyalarındaki yani benim esas ilgim. Bizde Türk şirketlerinin özellikle bölgede yatırım yapmasını çok önemsiyoruz ve destekliyoruz. Ben Kamil'e sahibinin Rusya'nın Türkiye'nin kurduğunu görürken şirketlerin tasasıken bizim. Kahve nasıl oldu? Kahve tabii dünyanın en iyi kahvelerinden biri. Burada yetişiyor. Kopyacı ya da sahasatı kopyacı terk edilmiyor. Dolayısıyla biz Aşe'nin kahvesini almaya her zaman hazırız. Tabii biraz da burası fiyat olarak çok kaliteli olduğu için fiyatı da çok yüksek. Tabii sağlısı yapıldığım bir kopya Aşe. Ben de tabii karına kualitasyon edildiği otomatik haber yapıldığı. Ama ben Türkiye'ye dönünce bu konuda ne yapabiliriz konusunda epey bir gayret göstereceğim. Efendim tabii daha saya anlatayım Amerika Türkiye'yi, saya akan berfikir güvence olsun tanımlarını. İnşallah. Şimdi Türkiye'de de biz enerji yatırımlarını devlet eliyle yapmıyoruz. Enerji yatırımlarını Türkiye'de de özel sektör yapıyor. Kalau di Turki kondisinya kami di bidang energi pemerintah tidak tidak berinvestasi dengan energi akan tetapi swasta. Biz yatırım yapmak isteyen şirketlere destek veriyoruz, teşvik veriyoruz. Sedangkan kami sendiri mendukung dan mendorong mengajak perusahaan-perusahaan untuk berinvestasi. Endonesia ve Aceh bizim kardeş ülkemiz. Aceh dan Indonesia adalah dua negara yang bersahabat. Evet. Teşekkür ederim. Öncelikle Türkiye'nin burada nasıl bir yatırım yapacağı konusunu sizlerin ihtiyacı belirleyecek ve bölgenin altyapısı belirleyecek. Bu konuyu Vali Bey'le görüşmüş olduk. Dönünce bu konuyla ilgili çalışmamızı hızlandıracağız. Sen kısa kısa tercüme bir daha rahat şey yaparız. Terima kasih. Untuk investasi Turki sendiri, ini kita perlu bantuan dari masyarakat Aceh sendiri. Dan dalam hal ini kita pun telah mendiskusikannya dengan Bapak Gubernur sendiri. Türkiye bölgedeki yatırımları her şekilde destekler. Yeter ki bu konuyla ilgili uygun altyapı oluşsun. Türkiye akan memberikan bantuan investasi dalam bentuk apapun, di dalam hal apapun, asal saja perundang-undangan yang ada itu mempermudah langkah kita. Dün Jakarta'da bu konuları uzun uzun müzakere ettik. Özellikle bir serbest ticaret anlaşmasını imzalamak istiyoruz ki Almia'nın Türkiye'ye ihracatında ve diğer ürünlerin Türkiye ihracatında herhangi bir sıkıntı oluşmasın. Namun ini pun kita telah berdiskusikan dengan di Jakarta secara lebar dan panjang. Kita juga ingin membentuk area bebas pajak, ya, Pak. Kawasan ekonomi khusus, ya. Dan juga Turki juga bersedia berinvestasi dalam hal apapun. Dan kami pun berpikir bahwa kami akan menginvestasikan lebih besar di kawasan ekonomi khusus. Şimdi soruya gelince, Türkiye her zaman Filistinli Müslümanların da, Arakanlı Müslümanların da özellikle yanında olmuştur. Son dönemde Arakan'da yaşanan insani krize de en hızlı tepki veren ülkelerden biri Türkiye olmuştur. Untuk pertanyaan kedua, Turki selalu berada di belakang masyarakat Palestina dan Rohingya. Dalam hal kemanusiaan Turki, kami berusaha untuk selalu yang menjadi yang terdepan.
bu noktada krizin ilk anından itibaren Türkiye Arakanlı Müslümanlara, özellikle Bangladeş'e büyük yardım gönderdi. Şu ana kadar 1050 tonun üzerinde insani yardım malzemesi Bangladeş'teki Arakanlı Müslümanlara ulaştırılmış oldu. Bize avval muncul krisis di Rohingya pun Turki langsung berusaha untuk membantu Rohingya. 1050 ton bantuan yang telah dikirim ke Rohingya. Şu anda yardımlar da devam etmektedir. Dan bantuan ini berlanjut hingga sekarang. Türkiye orada Rohingya'dan gelen Müslümanlar için bir mahalle kurmayı, bir yerleşim bir kurmayı planlamaktadır. Dan Türkiye pun berencana untuk membentuk suatu desa untuk masyarakat Arakan yang datang untuk masyarakat Rohingya yang di Bangladesh. Şu anda Bangladesh hükümetiyle görüşmeler devam ediyor. Dan kita sedang berdiskusi dengan pemerintah Bangladesh yang hari ini. Ama bu konu sadece yardım etmekle sınırlı olmamalı. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan her vesileyle Arakan'da yaşanan zulmü dünyanın gündemine taşımaktadır. Dan ini bukan hanya tidak seharusnya ini bukan dalam bentuk bantuan kemanusiaan saja, kan, tetapi seperti Presiden kami Recep Tayyip Erdoğan selalu membawa permasalahan ini ke serikatan bangsa-bangsa. En son Birleşmiş Milletler toplantısında Arakan Müslümanları ile ilgili bir zirve düzenlendi ve bu zirveye bizzat Sayın Cumhurbaşkanımız kendisi katıldı. Bisa Arakan çağrısıyla bu zirve düzenlendi. Dan pada pertemuan BBBB yang lalu, atas inisiatif Turki sendiri telah diadakan pertemuan mengenai masalah Rohingya, dan Presiden Erdoğan secara pribadi langsung menghadiri pertemuan tersebut. Ayrıca Arakan'daki zulümden kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanları Cumhurbaşkanımızın eşi Sayın Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanımız, Cumhurbaşkanımızın oğlu Sayın Bilal Erdoğan ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız ziyaret ettiler. Dan istri dari Presiden Recep Tayyip Erdoğan beserta Menteri Luar Negeri dan juga anak Presiden Recep Tayyip Erdoğan, Bilal Erdoğan, sudah mengunjungi pengungsi Rohingya di Bangladesh. Türkiye bu insani krizin sona ermesi için gereken her türlü çalışmayı yapıyor ve bundan sonra da yapmaya devam edecek. Untuk mengakhiri krisis di Rohingya ini, apa yang bisa dilakukan oleh Türkiye?